Legaligo'nun soru cevap bölümlerinden dördüncüsüne. Dört mü? Üç, üç mü? Üç, üçüncüsüne. Üçüncüsüne hoş geldiniz. Ben Can. Ben Ömer. Ben Ece. Ve bu hafta sizlere sorduğumuz soru: en fakir özelliğiniz ne? Buna gelen cevaplar üzerinden başlayacağız. Siz mi başlarsınız, yorumlardan mı başlayayım? Önce bir yolla gelsin bence, bir bakalım neler var. Tamam, hemen bakıyorum. Birisi akıl demiş. Fakir özelliğim. Akıl demiş. Şu an çok... Kelime oyunu yapmış. Kelime oyunu ama kelime... şey de demiş, onu ben düşündüm. Şimdi fakirin sözlük anlamı hani bir şeyin noksan olmaması, olmaması ya. Aynen. Belki de bende akıl, o akıl yok. Ya o işte aynı. Zaten onu demek o istemiş. Onu demek istemiş zaten. Aynen. O yüzden yani kelime oyunu yapmış falan. O kendini niye gömmüş onu anladım. Ya belki hani yaptıklarından mizah. Pişman. İroni. 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 Biz niye aklımıza bu geldi harbiden bizim? Haftayı falan hiç sormadım bu arada. Nasıl geçti? Aynı evde geçti, o yüzden sormadım. Yani. Aynen. Bence ek bir şey olursa bir de şey... biz haftamız böyle geçti diye gibelim. Nasıl olur, o olur. Bir de şey, çok güzel fikir. Bir de şey söyleyelim. Bu hafta cumartesi günü yapamadık bölüm. Çünkü bir baktık iğrenç iğrenç abuk subuk konular var ve gündem üzerine konuşulacak bir şey yoktu. O yüzden biz de bu hafta sadece soru cevapla geçelim dedik. Yani onu bitirdik diye bir şey ya, düşünmeyin evet. Sakın. Gündem yok diye. Konu yok arkadaşlar. Aa. Bulamıyoruz. Çünkü gerçekten çok abuk şey yani. Bir önceki hafta Aynur bilmem nenin Aydın mıydı? Ayağını konuşunca evet. Dedik ki burada ters giden bir şeyler var. Hani, evet. Hani bizim benim bu programda böyle şey. O konu falan. Buna biraz daha devam edebilirdik. Ya bir de şöyle demiş ki, şöyle bir sıkıntı var hani o konuyla ilgili. Korona konuşalım diyeceğiz. Sürekli korona, hayatımız bu oldu. Ondan ben dinlemekten sıkıldım. Siz de zaten sıkılmışsınızdır bence yani. Aynen, dinleyiciler evet. Olarak. O yüzden bıraktık onu. Evet, devam. O zaman devam. Alışveriş sitelerinde filtrelemeyi her zaman ucuzdan pahalıya yapıyorum. Bunu siz de yapıyor musunuz? Evet, ben de yapıyorum. Evet, yapıyorum. Ve net şöyle yapayım. Bir şey var. Bende bir de şöyle bir şey var. Bazı sitelerde indirim oranı diye bir şey var. Bak, alışveriş sitelerin zeki olanı bunu kullanıyor. Çünkü o indirim oranı dediğin kısım da böyle kendini böyle bir zeki hissediyorsun. Böyle bir en indirimliyi bulacağını zannediyorsun. Aslında öyle değil. Kesinlikle değil, kandırma değil. Amaçlı ama o daha da bir mutlu ediyor ve onu diyorum. Ya yapacağınız tek şey bence bu indirim dönemlerinde alışveriş yapmak için. İndirim demişken yani şeyden cevaptan bağımsız. İlk önce bir her markada beğendiğiniz ürünleri sepete atıyorsunuz ve screenshot'ını alıyorsunuz. Sonra o markalar indirime gittiğinde screenshotlara dönüp bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ha, fiyatı gerçekten indirmişler veya o indirmemişler. Ona göre o alıyorsunuz ya da almıyorsunuz. Twitter'da yapacağım. Yazıyorsunuz. Oraya oraya. Aynen. 10 bin değil. Aynen öyle işte. Hani bazı markalar bizim de reklam almak istediğimiz öyle şeyler yapıyor. O yüzden neyse geçiyoruz. Hadi bakalım. Kaliteli ayakkabı alıp uzun süre giymeye çalışmak. Beyaz sneakers belası. Sizde bu var mı? Yorumu bir erkek mi yaptı yoksa kadın mı? Bir kadın arkadaşımız olması gerekiyor. Erkeklerde şöyledir. Hep bir ayakkabı vardır da bende en azından öyle. Ben çok öyle fazla değil. Ayakkabım yok benim. İki tane var. Bir tane renkli, bir tane siyah. Pantolona göre onları giyiyorum yani bu. Bende de bu arada aynı. İki ayakkabı, bir bot. Bir kışlık, bir ikisi de normal. Yani bot da var. Hatta bence bu zengin özelliği, fakir özelliği değilmiş birazcık düşününce. Bende ayakkabı çok ya. Yok be, kalitesiz ayakkabı alınca hem çok kötü bir şey giyiyorsun hem de çok kısa süre giyiyorsun. Dolayısıyla tekrar aynı şeyi almak zorunda kalıyorsun. Ama şöyle diyeyim, ama şöyle bir gerçek var. Şeffaf kargo. Şeffaf kargo? Instagram'da satıyorlar ya, böyle vuruyorlar onu, şeffaf kargoyla satıyoruz diye. Çakma bilmiyorum ki ben onu. O ne ben demek ya? Hiç mi bakmadınız? En azından 100 lira 3 çift Nike veriyorlar. Şeffaf kargo. Ben başka yerlerde dolandırılmayı tercih ediyorum. Orası neresi ki? Oğlum ya, bu piyasalar hakim olayım. Olamam. Anlat, hakim olalım. Söyle sen de. Dinleyiciler merak ediyordur. Şimdi söyledin bıraktın. Yani çok basit. Ya da hani ayakkabı satıyorlar. Yani ve ayakkabının hani böyle orijinal olduğunu bir şekilde kandırmak için kullanılan taktiklerden biri bu. Hani fiyat zaten 100 lira 3 çift ayakkabı alıyorsun. Hani bunu bir at bir kenara. 3 çift ayakkabı. Aynen. 100 lira. Bazen 2 oluyor, 3 oluyor. Fark etmiyor. Şu bu devirde 100 lira ayakkabı bulamazsın zaten. Öyle bir sıkıntı. Bulamazsın. Yani imkansız. En ucuz ayakkabı satan yerlerde bile bulamıyorsun artık. Bu fiyata satıyorlar. Artı şeffaf kargo. Onda muhabbeti şey yani. Kargocu verince kapıda ödeme görüyorsun. Hı, tamam. Kötüyse geri veririm. Gerçekten gönderiyorlar mı peki ayakkabı? Yani gönderiyorlar ama... Ayakkabı saçma sapan, onasında değilim. Ama dersen hani. Abi 3 çift ayakkabıya 100 lira verip güzel bir şey bekleyen olacağını sanmıyorum ben ya.
Ben yani var mıdır gerçekten? Şöyle diyeyim. Beklememek lazım. Yani dış görünüşü aynı olur. Hani belki bir günlük giymek için ama ayakkabı bana böyle çapraza kayıyor değil mi yani? Ayağın böyle iğrenç böyle şey Arok'taki şey gibi oluyorsun. Özkan gibi oluyorsun. Ya devam edebilirim diyor. Umarım sonra şey böyle ayağını kesip atmak zorunda kalmazlar. Yani bir ara Çin'den gelen ürünlerde vardır ya öyle sıkıntılar. Aynen. E işte birisi demiş ki zenginler kadar pinti olamamak. Zenginlerden daha çok harcıyor fakirler. Onu fark ettiniz mi? Evet evet. Ya yani mesela zengin bir iş adamında eğer hani belli bir yaşına üzerindeyse artık hiçbir zaman hani iPhone görünmüyor yani. Ama biz hemen son çıkanı almaya çalışıyoruz falan. Mesela Ali Koç BlackBerry kullanıyor. Var mı BlackBerry kullanan biri bilmiyorum. Adam BlackBerry kullanıyor. Böyle klavye gibi devam ediyor. Şanslı. Fake sabah bazı kesim. O iş telefonuymuş BlackBerry'nin falan filan ondanmış galiba. Öyle haberle okumuştum. Abi ya ne oluyor bile iş telefonu olunca ne oluyor? Onu çok ya merak ediyorum. Yanında klavyesi var mesela. Tak adam kolay mesajlaş falan. Klavye daha zor bu arada. Bence de klavye o. Mesaj yazmak için. Benim vardı eskiden öyle bir telefonum. Nokia'nın C3'tü. Hani altı full klavyeydi ama o kadar küçüktü ki. Recep'in parmakları büyük. Ya. Var ya gerçekten baş parmağını koyuyordu 3 tuşun üstüne geliyordu. Bence şey ya 9 tuşlu böyle normal 9 muyduk 12 tuşlu telefonlarda 3 kere basıp harf seçmeli vardı ya. Aha. Evet. O daha hızlıydı bence. Onu daha hızlı kullanıyordum ben. Orada şey kötüydü sadece. Örnek veriyorum M, O, Ö falan hepsi aynı yerde ya mesela. Evet. Mobese yazacaksın. M'ye bastın biraz bekliyorsun o diye. O çok uzun sürdüğü şey oluyordu. Gelsin evet. Diye falan. Kelimeleri ona göre seçeceksin işte. Hep dağarcık genişletmek üzerine kurulu bir sistem. Mobese değil de güvenlik kamerası falan diye. Aynen. Güvenlik kamerasını daha kısa yazabilirsin bu arada biliyor musun? Hani Mobese'den. Siz de evet söyle bakalım. Recep Beyciğim veya da Ömer Beyciğim. Haydi. Ben konuşayım. Ben sen konuş. Bir şeyi alabiliyorsam ikinci el alırım. Hatta bunu daha önceki bölümde de söylemiştim de şu an önümdeki eve bakıyorum mesela ekranım ikinci el, mouse'um ikinci el, direksiyonum ikinci el, bilgisayarım ikinci el, klavyem bir tek değil. Peki, ama olan olarak çok harika. Yüksek bir alan. Efendim şu an giydiklerin mesela dolap diye bir uygulama var. Bu reklam abi, oldu orayı alma. Bir tane uygulama var böyle ikinci el de aynı şekilde giydiklerini de koyup abi, satabiliyorsun. Dolap. Biz bu dokuna uğraşıyoruz reklam olmasın diye. Yani bölümlerimizi bağırayım mı ister misin? Hiç sıkıntı yok. Şimdi oralardan alıyor musun peki? Yoksa sadece böyle elektronik ürünleri? Mesela yok, iki kere kullanılmış ayakkabı alınır lan falan. Da baksın giyilmiş falan. O kadar değil arkadaşlar. En azından bunu en az fakir özelliğim olarak söyleyebilirim. Diğerinde alabiliyorsam ikinci el alırım. Bu arada o dediğiniz uygulamalar tarafından sahibinden bir şey satıyordum. Karşımdaki kadın bana dedi ki bunu buraya koy bu ürünü. Kargo bedavaya gelir demişti. Hani bu kadar düşünen fakir özelliği de bence o kadının oydu. Bu kadar kargo ücreti ödememek için bu uygulama yüklettirip bana sattırması. Bu arada yaptık evet. Yaptınız. Yani helal olsun be. Evet. Vallahi hani şey ben daha önce sahibinden Letgo'da falan filan hiçbir şey satmadım bugüne kadar. Sırf böyle o nasıl bir şey acaba falan diye istiyorum aslında. İstemiyor değilim. Merak ediyorum yani. Ben hiçbir şey sırf ikinci el almadım mesela bugüne kadar. Şey yapabilirsin sırf denemek istiyorsan yani. Böyle internetten bir atıyorum bir telefon görüntüsü. Blackbone 8 al koy. Sadece mesajlara bak yani. Eğlen böyle. Aynen. Letgo'ya koy ve eğlen yani. Ha genel Letgo'da... Arkadaşım. Bugatti koyuyorum değil mi? Oh. Bugatti koyuyorum 4 milyon TL artık dolar mı neyse fiyatları da bilmiyorum. Şey böyle, şu ürünü işte bile olur mu? Sence olur mu? Olmaz. Şu sahibinin telefon için olanın da çok teori oluyor zaten öyle. Hani. Aynen. O şey bir tane reklam vardı onu gördünüz herhalde. Uf, bir araba vardı Ford'un eski bir modeli. Ford Ka. Ford Ka evet. Onunla ilgili yazdıkları çok iyi değil mi ya? Araba ne renk diye soru işareti koymuş. Soru cevap işte sıkça sorulan sorular gibi bir köşe yapmış artık açıklama kısmına adam. İşte şey diyor araba ne renk? Vallahi bilmiyorum gerçekten ne renk bu araba diye soruyor. Mükemmel dürüstlük yani. İnsanlarda olmayan bir şey. Bunu çok güzel anlatmış. Komik mizahi şekilde anlatmış.
Kaçıncı el bilmiyorum abi. 93 model. İşte kaçıncı el bilmiyorum. 2 mi 3 mü 4 mü bilmiyorum. Bir de şey yapmış, güncelleme getirmiş işte. Geçen update mi, güncelleme ne yazmış? Kapıyı aynen, kapattım Twitter'da. Kapanmadı falan yazdı. Bu da artık yeni bir problem bilin falan diyor böyle. 4000 lira indirim yapmış bir de Twitter'da viral olduktan sonra sırf satılsın diye. Ya bir de şöyle bir durum var. O araba o kadar hani gömüldükçe gömülüyor. Hiçbir iyi özelliği yazılmıyor ama gene de 20.000 lira. Yani bu da... Araba fiyatları üzerine bir dertlenelim mi burada? Ne bileyim, masa alev alsın, öyle bir dertli konuşma yapalım mı? Bence çıkamayız. Dertlenmeyelim yani. Yani çıkamayız ama mesela fakir özelliğim aklıma geldi. Ben sahibinden de falan, bak gene reklam. Hayır arkadaş, neyse. Abi sahibinden girip artık reklam değil bakıyorum. Bence ya. Oranın reklama ihtiyacı yok artık yani. Evet, ben yani girip araba bakıyorum. Alasım yok, alacağım da yok ama girip sadece belli aralıklarda fiyatlarla araba bakıyorum. Böyle. Ya benim öyle çok arkadaşım var. Bugatti falan bakıyorlar. Abi diyorum hani... Bütün mal varlığını satsan Bugatti'yi 2 yıl falan kiralarsın en fazla. Hiçbir zaman sahibi olamazsın o arabanın. Hayallerinizi neden satmalık Gecen'cim? Yani ben olsun dün, ya, dün gördüm. Çok fazla ya. Türkiye'de bir tane Bugatti var. Arabasal kayıtlıymış. Yani nasıl? Eline geçince ne yapacağını şaşırmış adam, duvara vurmuş. Bak dinleyen girsin, sahibinden de Bugatti'ye girsin. Bir tane araba var, o da hasarlı diyor. O arabanın da altı yere yakın ya. Çok onlarlık bir yol da yok. Türkiye'de yani. Türkiye'de sürülmez o. Abi bir kere onun benzini falan vergisi boş çok ver. Abi, çok yok ki yani. Vergisi ya ayrı bir yani mesela. Bir tane sıfır Blio alırsın daha iyi ya. Abi çok enteresan ya. Bir manyaklıkla karşı karşıyayız verilen cevaplarda. Eti brownielerin kabını sakız gibi çiğniyorum, çikolata vardır diye. Bir şey diyeceğim. Hani, yalnız değilsin. Yemin ederim abi. Yalnız değilsin. Evet, vişneli brownie var ya, aşkımdır. Gizli aşkımdır. Ya böyle paketini emcikliyorum o beyaz. Abi çok fazla bu ama ya. Burada bir benim tane gibi daha birini gördüğüm mesela için hemen bir şey ama oldu. Heyecanlandım. Can bilemedi şimdi. O böyle, o kek oraya yapışır böyle. Bildin mi? Evet onu? Evet, o dibindedir. O biliyorum tabii oğlum. Hayatımda hiç brownie yemeyeceğim gibi davranamazsınız. En üstte yapışıyor böyle. O en güzel özellikle tepe mesela kısmı yapışıyor, biliyorum. Evet. Alt kısımda bir sıkıntı olmuyor. Kek zaten ama üst kısım yapışır genelde, biliyorum da. Hani şey değil. O kadar hani yalanacak bir büyüklükte bir materyal yok orada. Ya sakız gibi çiğnemiyoruz ama böyle bir dişlerle böyle onu böyle bir alıp yemek var. Güzel öyle oluyor. Bir yokluyoruz falan. Hüpletiyorsun yani. Evet. İyi. Ya mesela çok fazla şey yazmış. Gelmişken ha sorayım. Kutu içecek mesela ama şey hani böyle meyve suyu falan. Böyle hani çekersin, aha, bir ses geliyor diye bir ses geliyor. O ses gelecek. O ses gelecek. Hatta o sesten başka hiçbir şey gelmeyene kadar çekerim ben pipeti. Onu diyecektim tam. Bak aynı mantık bence. Benzer bir mantık ya da. Aynen. Ama abi orada pipeti sadece hava çekiyorsun. Diğerinde folyo mu ne artık o, onu yalıyorsun yani, gerek yok meyve artık suyunda düşmeni. Eğer şunu yapıyorsan gerçek MVP VIP bir fakirsindir o. Sallarsın içinden o suyun sesi gelir, içi doludur ama kafana diktiğinde gelmez ya işte. Aynen. Onu kesip bıçakla içini açıp onu bir, ya bilmiyorum, yaptığımız dönemler oldu, harman olduğumuz dönemler ama. Valla babam hala şey yapar. Hardalda kaldıysa kapağını açar, bıçakla alır. O ama şey gibi artık hani dibine kadar kullanayım diye sen nasıl dökülmezsin siniriyle. Yaptığı çok belli oluyor. Şampuana su doldurmak falan. Bunlar tamamıyla aslında fakirlik değil de. Bir dakika, şampuana su doldurmayı okudun mu sen yoksa? Yok, ben de klasiktir yapıyorum böyle. Hani. Ya ben bu arada annemin özelliklerini sayıyorum. Az önce o ketçap muhabbeti gelince annem de öyledir yani. Bana aynen direkt annemi hatırlattı ve direkt o şampuan sahnesi hani aklıma geldi. Şey, kim yazdı ismini yazmamışım buraya ama biri çünkü bir destansı bir şey yazmış ve şu ana kadar konuştuğumuz her şeyi yapıyor. Ya şampuan bitince su katıp kullanmak. Karışık kuru yemişe leblebiden bademe uzanan bir rota ile yemek. Market poşetlerini biriktirmek. Eski tişörtleri gece giyerim diye atmamak. Bir dakika, şu eski tişörtlerde şey deneyeceğim. Eski tişört eğer bir kızla buluşulmuyorsa hep giyilir abi. Ben evde giyiyorum ya. Hep evde ben de. Evde giyiyorum. Ev tişört oluyor yani. Aynen. Dışarıda tabii canım. Şey diyorum böyle hani artık yakası gitmiş falansa tabii ki. Ama gece giymeye devam eder. Gece değil ya, evde giymeye devam edersin. Gece diye bir şart yok yani. Aynen, devam ediyorum zaten. Şu an üstünde de öyle bir şey var. Benim de. Hatta yeni tişörtler çok için hemen hesapta paylaşalım falan. Yeni tişört ama çok sinirliyim. Bir tane şey,
pıt diye bir yer attı böyle. Bir yere takıldım herhalde. Küçücük bir delik var. Ve o yüzden yepyeni tişörtü evde giymek zorunda kalıyorum. Çok sinir bozucu bir hareket. Evet. Portakal falan alırken istemsizce yeşil yaprakları koparıyorum demiş. Kilo tasarrufu yapmak için herhalde. Kilo değil. Muzda da vardır. Muzun miligram da. Tasarrufu yapmak için. Abi muzun sapını da mı koparıyorlar? Şey işte hani onların bir araya getiren böyle bir şey var ya, bir parça diyeyim. 5 tane evet. Muzu. İşte onu koparıyorlar muzları tek tek. O parça. O karlı aslında. O nereden baksan bir 20-30 gram vardır. Yok. 100 vardır, gram var. Vardır. 100 gram. 20-30'dan 100 mü gram? Ne yapıyorsun ya? Oğlum vardı ya. Kaç tane muzu bir havaya da tutuyor. Çok sinirlendi. Bir hayat gayesi haline getirdi bunu yani. Şu an. Kanıtlayacağım. Recep sen çok söyledin. Senden başka bir şey istemiyorum. Benim hala Pringles. Benim daha var bu arada fakir senin. Pringles. Yok yeter. Rica ediyorum. Pringles bana katıl. Pringles ve Magnum'un böyle premium Magnum'lar. Hani normal Magnum'u açtım. Böyle sade beyaz falan. Barbie bunu açtım. Falan. Ama böyle Oreo'lu çıkarırlar, yok bilmem ne çıkarırlar. Böyle hani böyle modalara karşıyım. Klasik ve ucuz. Genelde bu arada o çıkanlar da kötü oluyor. Yani deneme yani bir şey oluyor. Denedik ertesi diye... sene göremiyorsun onu falan diye. Aynen. Genelde şey oluyor işte. Bu Starbucks'ın falan da yaptığı şeyler var ya. Sezonluk bir tane bir şey çıkarıyorlar. Havuçlu bilmem neli cold brew. Almıyorsun ve bir daha çıkarmıyorlar. Ama çıkarmadıktan sonra diyorsun geçen sene şöyle bir şey vardı yani niye çıkmıyor şimdi? Yapıyor Starbucks musunuz hiç? Demişken de özledim. Ben Starbucks ben de yeni bir şey denemeye karşıyım. Mesela Oreo'lu vesaire. Hani denemediğim için farkında bile olmuyorum. O bende ben de öyle. Ben çok severim denemeyi ve mesela Oreo'lu çok güzel bence. Ya çok biraz fazla tatlı ama güzel, yeni bir yani. Peki ama... sürekli gittiğiniz bir atıyorum bar olur, restoran olur, yemek yiyeceğiniz ya da içeceğiniz bir yer. Farklı şeyler denemeyi seviyor musunuz? Abi benim bugünüm güzel geçsin, yanlış bir tat tatmayayım noktasında mısınız? Ben yani zaten hala hazırda sevdiğiniz şeylere mi devam ediyorsunuz? Ya ben şöyle diyeyim, ben müthiş yemek seçen bir insanım ama bu yemeği denemeden de seçen bir insanım. Yani görüntüsünü beğenmediğim için bile bir yemek istemeyen bir insanım, öyle diyeyim. Mesela yeşilliklerin falan görüntüsü bazen çok kötü gözükür, onu hiç yemem ben yani. Ben biraz de şey oluyor mesela, yan masaya bir bakarım. Için söylemiyorum ama. Ben yan masaya falan bir bakarım neler yapılmış. Mesela atıyorum şinitsel var. Bakıyorum şinitsel. Bu şinitseli başarmış gibiler falan diyor. Yana bakıyorum kremalı mantarlı tavuk. Yani onu olmamış. Kremalı mantarlı tavuk ve benzeri hiçbir şey söylemem bir daha o restoranda. O kötü ya orada. Bir tane kötü görmüşüm mü? Direkt öyle eliyorum mesela. Ya çok mesela fazla eliyorum. Ben de şey reklam olacak ama Frango'yu bilirsiniz. Allah kahretsin. Bu bölümü hiç reklam yapmamıştık. İlk reklamımız oldu. Evet. Ya, o da mesela çeşit çeşit sos var ya. Hepsini garlic denedim. Garlic curry. Başka hiçbir şey denemedim. İlk söylediğim garlic curry'ydi. Güzeldi. Bir daha değiştirmedim. Mesela ben hemen değil hepsini denedim ben. Mesela bir tanesini beğenmemiştim. Bu hangisiydi? Ranch sosunu falan çok ısınamamıştım. Onun dışında denemeyi seviyorum ben. Sizin aksinize. Güzel oluyor. Ben hiç sevmem ya. Şeyciyim biraz. Garanticiyim o konularda. Eğlenmeye dışarı çıkmışım, tadım kaçmasın modundayım. Birisi de tabağın dibini ekmekle sıyırmazsam rahat edemiyorum demiş. Tabağını sıyıran kaldım ya. Yemeğe bağlı şimdi. Son pirinci almam ben yani. Yani yok, dışarıda yapmıyorum da evde yapıyorum. Ben iki tarafta da yapmam ya. Çok açsam o tabak bitiyor da. Yalıyorum. Siz zaten anladım ben. Sizin bahane oğlum. Sizin böyle brownie yalamalar onlar bunlar. Sizinki şey yani kalmasıncılık değil. Seviyorsunuz siz. Evet, sevdiğimiz için zaten evet kesinlikle. Evet. Başka cevaplara bakıyorum. Başka. Başka benim var bu arada, daha bitmemişti yani. Allah Allah tamam yani, söyle. Fakir özelliğim mesela gururlu olma. Aman ya. Çok iyi niyetli olma. Ağzımı silerken peçeteyi ikiye bölüp öyle kullanıyorum. Bak bu çok abartı. Evet, nasıl ikiye bölüyor ya? Şey yani bunun nasıl yapıldığını mı? 5 minutes craft gibi öğrenmek mi istiyorsun bunu? Hayatımda uygularım ben bunu. İkiye bölme şey ama hani komple büyütün olduğunu düşün ama bir de böyle peçetelerin yaprağı olur ya, iki yaprak birleşmişti hani böyle daha kalın olsun. Ha sen böyle peçetelerden kullanmada. Anladım. Abi ben o kesilmiş taraf böyle bir topaklanıyor, böyle bir iğrenç bir şey oluyor. Ben hiç sevmem onu ya. Hem de çok hoşuma gider ya. Çok bir şey başarmışım gibi hissederim. Ayırmışım. Özellikle orayı kullanırım falan. Başka cevap burada kalmadı. Bitirdik, tükettik. Çünkü
Gerçekten hepsine katılıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Bir bu portakal olayı biraz canımı sıktı. Hani yaprağı da koparmasın lütfen. İstemsizce koparıyormuş. Yazık hayattan yani, zaman tasarrufu olur. Evet, değmez sanki. Yani. Değmez 3 gram için. Evet. Aramızda toplaşalım ya, 10 kuruşta yani. 3 gramını karşılarsın. Atarsın pazarcıya. Pazar oldu markette bari. Bak fakir özelliğim. Aklıma pazar geldi. Meyvedince. Abi bak ben bugün 61. günüm karantinada. Bu arada şey. Bugün bu kaydı alırken 19 Mayıs. Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Buraya bir milli marş gelir mi? Buraya bir milli marş bakalım. Ömer üşenmezse gelir. Bir de şey. Ama lafı fazla uzatmaya gerek yok. Atatürk'ü sevmeyen herkese boydan gireyim. Şimdi devam edelim. telif melif. O 10. yıl marşına falan telif gelmez ya. Bul bir şey koy işte. Okey. İyi. Marşımıza da telif gelmesin bize. Marşı harbiden ha. İnanıyor oluyor telif. Evet. O zaman sizin söyleyeceğiniz bir şey kalmadıysa bu beniye geçelim. Geçelim. Hayır, ya, hayır. Özledim, hayır, özledim. Ne yapayım? Bu çok hoşuma gitti. Tamam. Kim başlasın? Ömer başlasın. Tamam. Peki, Recep sor. Gerçek bir karakter misiniz Ömer Bey? Evet. Erkek misin? Evet. Yabancı mısın? Hayır. Erkek, evet. Yabancı değil. Gerçek. Ama oyuncu musun? Hayır. Şarkıcı? Hayır. İş adamı? Hayır. Oyuncu? Hayır. Komedyen? Hayır. Sporcu? Hayır. Yönetmen? Hayır. Ben yönetmen bilmem. Bu arada neyse. Bu arada haklı yani gelmedi. Falan diyor seni. Aklıma örnek gelmedi. Hamdi Alkan. Hamdi Alkan. Kültür şöleni ya. Bir ipucu vereyim birazcık ben, çünkü ben zor bir isim seçtim. Günün tamam. Anlam ve önemiyle alakalı. Atatürk. Hayır değil. Günün anlam ve siyasetçi mi? Evet. Politikacı mı diye sormadık mı biz? Hayır. Kardeşim sıra bendeydi. Niye soru soruyorsun? Siyasetçi. Zaten hayır, peki devam. Günümüzün siyasetçilerinden yaşıyor mu? Hayır. Yaşamayan. Başbakan oldu mu hiç? Evet. İnönü mü? Evet. Tebrik ediyorum. Bu arada hani şey diyecektim. Atatürk Gaye dedi ya. Eğer şeyse ben onu İnönü yapacak. Tebrik ediyorum. Direkt riski alacaktın Necep orada. Evet olabilir. Ömer başlasın. Yaşıyor mu? Evet. Erkek mi? Evet. Türk mü? Hayır. Oyuncu mu? Hayır. 30 yaşından büyük mü? Evet. Amerikalı mı? Google. Buna bakmam lazım lan. Yani çok Amerika'da bulunmuş ya bir adam. Ama Amerikalı mı? Conan O'Brien. Evet Amerikalı, evet. Conan mı? Ne? Hayır. Çok spesifik gidiyorsun, öyle bulamazsın abi. Biraz daha deneyim dedim. Bir gün tek atacağım. Peki sunucu tamam. Mu? Hayır. Komedyen mi? Hayır. Siyasetçi mi, yabancı? Hayır. Sporcu mu? Hayır. Şarkıcı? Hayır. Yönetmen? Evet. Steven Spielberg? Hayır. Ki o isim öyle de değil. Yine hayır yani. ayaklarla ilgili fetişi var mı? Var. Evet yani. Quentin Tarantino. Okey. Yeah, doğru. Şey oldu. Bebek. Adı neydi? Hani. Orada kaldı. Dedim başta. Ben hiçbir şey söylemedim. Geçen sefer yaptığınız pisliği yaparsınız diye sustum. Aklıma gelmesi bekledim. Oh, tamam ya. Peki Recep. Tamam, Can'cım başlayabiliriz. Türk mü? Evet. Gerçek mi? Evet. Erkek mi? Hayır. Oyuncu mu? Hayır. Politikacı mı? Hayır. Çalgıcı mı? Hayır.
Cennet mahallesi. Biz ne böyle ya? Sultan Gazi'nin göz biz bunu. Dünyasında mı yaşıyoruz? Podcast'imiz nerede yapılıyor? Çalgıcım be. Çalgıcım. Öptürüyor mu? Topçu mu Çalgıcım? Atademir'e selamlar. Ya öyle. Ya topçu ya popçu muydu? Ha tamam okey. Evet. Şey. İş adam mı? Hayır. Sporcu mu? Hayır. Sen seviyor musun bu adamı? Kadını? Yok. Artık böyle çok sevdiğim söylenmez. Şey. Ama böyle nefret de etmiyorum. Standart yani. Tamam cevap hayır. Geç. Tamam. 30 yaşından büyük mü? Hayır. Şarkıcı değil demiştik değil mi? Evet. Tamam. Çalgıcı deyince beynim yandı çünkü. Şey böyle aslında şarkıcıymış ama çalgıcı deyince. Sunucu mu? Hayır. Sosyal medya fenomeni. Evet. Şey YouTube'da hani şu yumurtala ve şey diyen kız. Neydi adı? Hayır o değil. Duru Ömer mi? Hayır. Sugar dedi arıyorum diye başlamış. Ondan ya, nefret bari, ediyorum bunu bilmen lazım. Ben de nefret ediyorum. Ama şey işte sevmediğin için aklıma geldi. 30 yaşından küçük Türk sosyal medya fenomeni kadın. Çok seçenek yok aslında hemen gelirdi ya. Gelemedi. Danla Bilic mi? Danla Bilic mi? Evet doğru. Dedim ben. Dedim ben. Bilic ne zaman ben dedim. Alo. Sesim geliyor mu? Neyse burada canı susturacağım. Sanki ödememiş gibi yapacağız. Hayır. Aa, seni boğarım. Bir şey diyeceğim. Bir şey soracağım. Can demişse ve ben hayır demişsem Ömer hayır, nasıl hayır bir demedim. Daha söyledi? Duymadın. Ha duymadın mı? Tamam ben can bildi sayıyorum. Tebrik ederim can. Ha işte ya bu kadar ilahi adalet abi. Yok. Tebrik ediyorum. Bak, bir sonraki bölümde bizzat bu bölümden bahsedilir kesilirse. Bu kadar da netim yani. Cumartesi günkü bölümü de ben editliyorum aslan. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Seni Allah'a severken editlerim bak. Beni, beni her türlü manipüle edebilirler ona göre. Söylüyorum. Ömer Allah'a sövüyor koyarım bölümün adını. Tamam o zaman. Var mı evet. Başka söyleyeceğiniz bir şey? Yok bir şey söyleyeceğim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer buraya kadar hala dinlediyseniz bizi gerçekten seviyorsunuz demektir. O yüzden sizden isteğim ya bunu mutlaka konuşmanız lazım. Şöyle bir konu var falan filan derseniz çekinmeyin demeden yazın. Onları da değerlendirmeye alırız cumartesi günkü bölüm için. Bunu da araya sıkıştırayım. Hatta yorumlarınızı da katın. Biz de uğraştırmayın. Biz konuşmayalım falan diye. Yok siz onu o şekilde değil yapın. Ya. Ya bir o de edit işi değil. Var bizde. Onun da bir şey. Neyse tamam bu çok oldu. Bizim bir de edit işi var. Üşenmezseniz ona da el atar mısın? Hadi görüşürüz. Adios, ciao. İyi olur. Güle güle.